Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki hadiseler nasıl cereyan ediyor? Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir kez daha tansiyonlar yükselmiş. Buyurun çocukları 0-18 yaşında nasıl tutuyorsun Mamak Belediyesi'nde? Konuk evi yapmadan tutamazsın. Siz konuşun, ben ifade edeyim, olur mu? Çünkü karşılıklı tamam, yakışmıyor. Tamam, yeter arkadaşlar, bu konu kapanmıştır. AK Partili üyeye söz hakkı tanımadı. Apar topar konuyu kapattı. Ben de sana iade ediyorum kardeşim. Ne iade ediyorsun ya? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yine Mansur Yavaş klasiği yaşandı. Eylül ayı meclis toplantısının ikinci oturumu vardı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse söz aldı. Kapatılan çocuk koruma evlerini ve sokağa atılan kimsesiz çocukları gündeme taşıdı. 11 evde 47 tane çocuk vardı. Bunlardan 3'ü hariç hepsi evden tahliye edildi. 11 evden 10 tanesi kapatıldı. Köse Mansur Yavaş'ın sözünü hatırlattı. Geride kaç çocuk kaldı diye sordu. Hiçbir belediye başkanının yetimleri sokağa bırakmayacağını da ifade etmiştiniz. Bu beyanınıza biz de vatandaşlar da inanmıştı. Bugün itibariyle bu evlerdeki çocuklara yapılan baskılar sonucu zorla imza atılan belgelerle evden çıkarılan çocuklardan geriye kaç tane çocuk ve kaç tane ev kaldı? CHP'li Yavaş soruyu konu hukuki diyerek geçiştirdi. Buralardaki mesele maddi mesele değil, onu öncelikle söyleyeyim. Bunun üzerine AK Parti üyeleri söz istedi. Ancak tepkilerden rahatsız olan Mansur Yavaş söz vermedi. Tavrınız o kadar kırıcı ki vermiyorum gibi bir tarzı açık mümkün ifade değil. Edeyim. Size yakıştırmadığımı... Bir dakika, ben de izah edeyim. Vermiyorum bir şimdi şey... dedim. Hanımefendi konuşuyor musunuz? Ben kapatıyorum meclis kardeşim. Bu sözler üzerine AK Partili meclis üyeleri bu üslupla meclis yönetilemez diyerek Yavaş'ı protesto etti ve meclisi terk etti. Ahenge kim bozuyor Ali İhsan Bey? Kim bozuyor? Evet, yarın 6'da toplanmak üzere kapatıyorum.